Selamlar arkadaşlar, hepiniz Spastik Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Hard Mode'da Survival maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve görmüş olduğunuz gibi en son bıraktığım yerdeyim. Sizlere söz verdiğim üzere sizsiz ilerlemiyorum arkadaşlar. Her şeyi kayıt altına alıyorum ve o şekilde ilerliyorum. Dilerseniz şu... bir dakika, burada bir yerde bir 4 tane odun olması lazım. Tamam. Şu odunları da wooden plank'e çevirelim. Daha sonra şurayı açalım. Bakalım, buraya bu kömürlerimizi koyalım. Şunu koyalım. 2.64'lük toprak olmuş. O 2.64'lük toprağı da koyalım. Biraz daha odun kesebilirim aslında. Hani biraz daha odun kesip, yani hem yer döşemesi için kullanacağım odun lazım bana, hem de şu kumları pişirmek amacıyla odun lazım. Bakalım, bir dakika. Daha önce şu mavi renk veren elemanları bir halledelim. Şu şekilde yerleşsin yerine. Şimdi ne yapabilirim acaba? Gidip şuradaki adadan odun toplayabilirim. Üstümde yiyeceğim var mı? Bayağı bir yiyeceğim var hem de. Burada değildi yiyecekler. Şuradaydı. Hemen şuraya 5 tanesini bırakalım. Yanlış bıraktık kardeş. 5 tanesini bırakalım. Bura olgunlaşsın, nasıl olsa yemeğim var. Böyle hani hepsi olgunlaştığında ya da büyük çoğunluğu olgunlaştığında öyle toplarım. Bir de buranın etrafına komple nülüfer yaprağı döşemeyi planlıyorum da o bayağı bir uzun iş ya. Hani su gerçekten beni fazlasıyla yorar diye düşünüyorum. Suda sürekli depine bu nülüfer yapraklarını toplamak bayağı bir yorucu olur diye tahmin ediyorum. Bu karşıki adadan da bakalım ya, odunları toplayalım, ona göre hareket ederiz. Nasıl olsa artık elimizde kovamız da var. Kovayla dilediğimiz gibi su da taşırız. Gerekenleri de yaparız. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Fazla fight durumuna girmiyorum. O ayrı mesele. O sizin canınızı sıkıyor olabilir tabii ki. Ama dediğim gibi, yani ben ilk önce bir düzenimi kurmak istiyorum. Düzenimi kuracağım. Ondan sonra bu tarz şeylere atılacağım. Düzen kurmadan atılmak istemiyorum doğrusu, ama sizlerin sıkılabileceği düşüncesinden yola çıkarak bugün biraz madenlere girebilirim. Yani yanıma birkaç tane torç alırım. Birkaç tane değil, bayağı bir torç alırım. Üstümde başımda hiç zırh yok. O zaten çok ayrı bir mevzu. Ne halt yiyeceğim hiçbir fikrim yok da. Gideriz ya. Ne olacak, gideriz. Bu arada küçük küçük ada parçaları her yerde mevcut vaziyette. Şu kısmı bir kıralım arkadaşlar. Daha sonra buranın tepesine çıkarak daha rahat işimizi halledebiliriz. Bir smile sesi geliyor. Smile mı? Slime mı? Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama bir yerden sesini duyabiliyorum onun. Hem de yakından geliyor ve sayıları da fazla. Muhtemelen 2 tane falan herhalde. 2-3 tane falan. Odun kesmeye devam edelim biz. Mantar toplamıyorum artık, gına geldi. Kırmızı mantar bulamadığım için zaten mantar yemeği yapamayacağım. Burası bir mağaraya falan mı iniyor? Oyun öldü az önce. Oyun öldü. Yani takıldı, öldü. Bakalım burada başka neler var? Burası sanki ayrı bir adacık gibi. Ya adacık gibi değil, ayrı bir yer gibi ya. Ayrı bir biyom gibi böyle. Ama bilemiyorum tabii. Yeterince odunum olmuştur ya tahminen. Artık daha fazla odun kesmesem mi? Yani yeterince odunum olduğuna inanıyorum. Oba. Bu da sonuncusuydu. Tamamdır. Evimize geri dönelim arkadaşlar. Şu şeker kamışını da alırım tabii ki. Evim ne taraftaydı benim? Aynen şu yamukluğun oradaydı muhtemelen. Şunu da kesebilirim aslında ya. Ama yok, hiç uğraşasım yok şu an. Yeterince mavi renk veren şeyden vardı bende. Çiçekten, bitkiden. Ağaç tohumlarını da topluyorum arkadaşlar. İleride söylediğim gibi şurayı düzlediğim zaman oraya ağaç tohumlarını serpiştirmeyi planlıyorum. Ağaç tohumlarını ekmeyi planlıyorum. Yani yakınımızda bir yapay ormanımız olacak. Odun ihtiyacımızı oradan karşılayacağız. En azından ben planımı böyle yaptım şimdilik. Bakalım, bir dakika şimdi. Aç abi şu chest'i. At içine bunları. Bunu da koy yerine. Daha sonra ben ne yapacağım? Ne yapacağımı unuttum. Şu an beyin saksıya bağladı. 18 tane daha mı wheat varmış benim üzerimde? Çok ilginç, hiç hatırlamıyorum ama. şöyle de bir şey var, oyunda istesem de zaten game mod açamıyorum. Bu yüzden muhakkak ben yapmışımdır. Zaten diğer bölümleri izlediğinizde görürsünüz arkadaşlar. Şu üstümde başımda değerli pek bir şey kalsın istemiyorum. Bakalım, aynı zamanda şu odunlar da kalsın istemiyorum. Şimdilik bunları wooden plank'e çevirmeyeceğim. Şuradan biraz daha yiyecek alacağım. Muhtemelen saksı gibi oynadığım için şu an bana gerçekten sinirleniyorsunuz ama ben oyunu yani hatırlamıyorum abi. Herhalde dediğim gibi ben oynadığımda en son taş devrindeydik. Daha tekerlek icat edilmemişti galiba. Yani Minecraft'ın mağara adamı gibi bir şeyim abi ya. Hiçbir şeyden bir fikrim yok yani, çakozladığım yok. Bir tane de yedek baltam bulunsun. Yedek kılıç da yapalım mı? Bence yapalım abi, yedek kılıçtan ne olur ne olmaz. Devir kötü. Devir kötü. Kalanını ben getirmiyorum bile. Hadi bakalım uyuyalım. Yarın o mağaraya ineceğiz abi. Yarın o madene ineceğiz bakalım. Ama daha önce tabii torç yapmayı unutmayın ben ya. Bendeki de ne kafaysa arkadaş, şöyle alalım. Şurada kömürümüz vardı öyle değil mi? Kömür de alalım abi. Bir 4 tane falan. Odun kömürüm var. Bu yüzden normal kömürü kullanacağım. Zaten emin olun biraz ilerleyelim şu mağarada. İstemediğimiz kadar kömür elde edeceğiz. Ben o mağaranın yerini hatırlıyor muyum? Çat pat hatırlıyorum ya. Bu arada birkaç tane daha domuz kessem mi? Domuz değil de inek kesmek istiyorum, böyle ufak çatlı zırh yapmak istediğim için. Ama domuz görünce de dayanamıyorum yani, et kaynağı abi sonuçta. Umarım ölmem bu arada. Gerçekten umarım ölmem. Ölürsem çünkü yani oyundan bayağı bir soğabilirim. Hop. Düştük. Şöyle yapalım mı kardeş? Burada nasıl olsa baltaya ihtiyacımızın olacağını zannetmiyorum ben. Önce bir şu kırılsın. Burası değildi. Burası değildi. Burası değil. Neresiydi abi orası? Hatırlamıyorum ya. Çok ilginç bir şekilde. İlginç bir şekilde değil aslında. Buldum mu bir işaret falan koymam gerekiyordu da oraya ben unuttum ya. İşaret koymayı. Yani o heyecanla demiri aldım. Demiri aldığım gibi kaçtım abi. 8 tane beleş demir buldum, kaçtım. Aslında diğer videoyu izleyip yerini öğrenebilirim ha. Ama kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum bile. Yani kaçıncı bölümde bulmuştum ki ben o demiri? 3'te mi 4'te mi? Aman diyeyim abi. Aman diyeyim. Burada değil. Şurada olma ihtimali var mı? Burada da değil. Hayda. Hayda. Ulan bir kere niyetlendik, şöyle dedik hani bir girelim demir memir avlayalım, yok onda da yerini bulamıyoruz, iyi mi? Abi. Neredeydi ya? Burada bir yerde bir mağara girişi vardı abi, çok iyi hatırlıyorum da. Ya işte benim kafam ya. Şuraya ne yapacaktık? 10-15 tane toprak yiyecektik üst üste, tamam. Ora kendini belli edecekti zaten. Yok buralarda hiç değildir ya. Zannetmiyorum yani. Belki bir dakika şuradan gidersek bir yola varabiliriz. Bu arada ben de zaten gördüğüm domuzu indireceğim aşağı. Aha burada olabilir mi? Aa burada zaten bir giriş var. Yani mağara girişi değil de kömür var en azından burada. Ondan eminim şu an. Bir tane mi? Abi dalga mı geçiyorsun ya? İnek kardeş seni keseceğim de neslini tüketmek istemiyorum şu an. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Abi dalga geçiyor olmalı. Of. Nerede olabilir? Nerede olabilir o mağara girişi? Birazcık da şuraya arayalım. Merhaba domuz kardeş. Ulan kesiyorum, et ver et. Tamam. Ya birader. O mağaranın girişi ne tarafta ya? Bu arada arkadaşlar müsaadenizle bir yudum su içeyim. Ses soluk gitti bende. Abi bu arada şu anıt olayına değineyim abi. Eğer burada öyle bir şey yaparsam ki zaten muhtemelen ben bunu 20-25 bölüm önce yapamam. Yani 20-25 bölüm ilerlemeden önce yapmam mümkün değil. Nereden bulacağım ben o kadar cevheri? Bulduğum cevheri oraya mı harcayacağım? Öyle bir şey de var. God mod olmadığı için de çekip alamam. Eğer bir anıt falan yaparsak arkadaşlar onu bana bırakın yani. Bir şekilde ayarlarım ve lütfen şuraya ismimi yaz, buraya ismimi yaz şeklinde yorumlarda beni taciz etmezseniz sevinirim. Neden böyle söylüyorum? Çünkü geçen sefer böyle bir şey dediğim zaman aşağı yukarı 2 hafta boyunca adımı yazın dışında bir yorum okumamıştım. Gerçekten yani. Abi Minecraft'ta adımı yaz. Bitti. Başka hiçbir yorum yok. Hani şurada şunu yapabilirsin, burada bunu yapabilirsin değil abi. Ancak adımı yaz yorumu vardı. Eğer öyle bir şey yaparsam da kendim yaparım arkadaşlar. Ve belli bir ölçütten sonra isminizi yazarım. Yani belli bir ölçütten kastım ne? Sadece belli başlı arkadaşların isimlerini yazarım. Arada işte sizlerin de isimlerini oluştururum. Ya da ne bileyim, her biriniz için bir ağaç diker, o ağaca isim veririm abi. Şu an bilmiyorum. Kafamda bir proje yok. Sadece hardcore nereden aklımda kaldıysa, sadece hard modda oynadığım için hayatta kalmayı önemsiyorum şu an. Ve o kadar maden arıyorum da hiçbir şey bulamadım abi. Hiçbir şey bulamadım. Bu ayrı bir sinir bozucu durum ya zaten. Hazır gelmişken diyorum, odunu da keselim ya. Pampa, odunumu vereceksin mi? Burada olamaz. Burası zaten şey, çöl biyomu ya. Çöl biyomunda maden falan olmaz. Ya da olur, bilmiyorum. Hiç, çünkü çöl biyomunda denemedim maden bulmayı falan. Abi. Abi neredeydi ya? Beynim eriyecek harbi şimdi. Bir de bir şey değil, güneş batacak, ondan sonra iyice hayvanlara geleceğiz. Güneş batarsa ne yaparım? Pumping şapkamı takarım, mutluluklar dilerim abi. Bir ara kabak da ekmeye başlayayım ben, unutmayayım da. O kabak tarlası çok ayrı oluyordu değil mi? Ayrı sistemden işliyordu. Onu yan tarafa bir yere yaparım ya. O halledilir o. O halledilir. Abi. Abi kafayı yiyeceğim. Neredeydi bu mağaranın girişi ya? Eminim bir mağara vardı. Girdik, oradan şey bulduk. Hatta ben korkuma kömür mömür bile kazamadım yani. Öyle hatırlıyorum. Kanka şunu alır mısın eline? Arkadaş dün de kayıt yaparken bir nohutçu geçti, bir sütçü geçti. Bizim mahalle cozuttu ya. Hadi abi şuradan, az önce vuruyordun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Oğlum uf, yok ben eve gidiyorum ya, bir şey bulamadım. Bak hatırlıyorum, öyle bir su birikintisi falan hatırlıyorum. Buraya az önce girdim. İnek kardeşlerinin soyunu tüketmeyeyim dedim. Şimdi soyun kurumasın dedim. Anladığım kadarıyla adanın bu kısmında değil abi. Biz ne yapacağız? Diğer taraflarını tarayacağız adanın. Buralarda olabilir mi? Buralarda bir yerde miydi? Ya hiç hatırlamıyorum ya. Aman. Of. Şimdi kesinlikle biliyorum ki videoyu izleyen arkadaşlar da çıldırıp kafayı yiyor. Yerini bilenler. Lan şurada diye bağırıyor da ses gelmiyor abi bana. Ne yapayım? İşte internetim olsa canlı yayın yaparım. Canlı yayında siz bana söylersiniz, yönlendirirsiniz de ben canlı yayına karşı da artık soğudum ya. Beraber birlikte eğlenelim diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Adamın teki tutmuş bana küfür ediyor. Tabii ne oldu sonuçta? Ya bana küfür edip herif tost yemeye gitmiş abi. Böyle bir şey var mı ya? Adam bana küfür ediyor böyle. Samet ebeni diyor. Ondan sonra gidiyor tost basıp tost yiyor herif yani. Sonuç ne oldu? İşte 1 etti, 2 etti sustum, 3 etti sustum. Artık 4.'de patladım abi. Anası, bacısı ve tost makinesiyle geçen mükemmel bir hikaye oluşturdum. Herkes de ayakta alkışladı yani. Ben zaten ulan tek küfür bilen sen misin? Gerizekalı, senin yaşın topu 12-13. Ben 21 yaşındayım yani, 21'e gireceğim, 20 yaşındayım. Sence ben küfür bilmiyor olabilir miyim? Alasını da biliyorum ki orada zaten sana bayağı bir sayıştırdım. Bana abi eleman bir küfür etti. Ondan sonra benim kafam bir attı. Öyle böyle değil. Çok sağlam attı. Yani iyi ki YouTube'dan falan yayını duyurmamışım. 2 saat yayın yaptık abi. 2 saat boyunca kimseden ses soluk yok. Yani kimseden kötü bir şey yok. Kötü laf yok. 2 saatin sonlarına doğru eleman hani gidiş postası atayım diye bana küfür etti. Ben de kafayı yedim. Ya, küfür edip bir de tost yemeye gitmiş. Öyle diyor. Senden mi korkacağım la diyor. Ben tost yemeye gittim diyor. Ondan sonra ben buna bir başladım abi yedirmeye. Hay dedim. Yani tost makinesi, anası, bacısı falan, çok güzel bir senaryo yazdım. Neyse bu övünülecek bir şey değil de çıldırttı abi beni ya. Şimdi ne yapalım abi? Şu odunları yakıt kaynağı olarak kullanabiliriz. Şöyle ki 6 tane buraya, 7 tane buraya, 3 et buraya, 3 et de buraya, bu buraya, yumurta buraya. Ondan sonra benim buraya koyabileceğim başka bir şey var mı? Burası var. Başka şuraya ne koyabilirim? Şu kömürü koyabilirim. Ulan gittik hiçbir şey bulamadan geldik. İyi mi? Gittik hiçbir şey bulamadan geldik abi hakikaten. Gidelim bari şey yapalım ya. Adını siz getirin. Şu ekinleri toplayalım. Böyle toplu toplayacaktım da zaten bayağı bir toparlanmış ya ekinler. Güzel güzel. Ben daha videoların hiçbirisini yayınlamadım ve YouTube'dan gördüğüm kadarıyla, yani Facebook'taki yorumlarınızdan gördüğüm kadarıyla hiç kimse benim hayatta kalacağıma inanmıyordu. Ama ben düzenimi bile kurdum yani beyler. Çatlayın patlayın. Düzenimi bile kurdum yani. Ay, ilk Minecraft oynadığım zaman aklıma geldi be. Bir örümcek geldiydi önüme. Örümceğe ne küfür ettiydim. Böyle ağzımı tutamıyordum abi o zaman. Örümceği sövdüydüm. Bildiğin sövdüydüm abi. Yani bildiğin Minecraft örümceği. Ben Minecraft örümceğine ana bacı kaydıydım. Bakalım başka ne var? Şu abo. A-o. Şurayı bir toplayalım mı? Hacı. Hacı toplayayım öyle akşam ol. Hacı toplayayım öyle akşam ol. Lütfen. Beni uğraştırma. Tamam abi bitti, burayı topladık. Hadi 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 çabuk uyu. Yatağa doğru koştuk, atladık ve uyuduk. Oo, bayağı iyi ya tarlalar, mallar. Tarlalar bayağı iyi çalışıyor. Şuraya yerleştirelim. Oo, 64+4 olmuş yani. Bayağı bir şey yapmışız. O zaman şu 64'lü alıp ekmek yapalım. Hop. Yeppa. 21 tane ekmeğim oldu. Bunu yerine koy. Ekmeği alıp ne yapayım? Kömürlerin yanına mı koyayım? Orada dursun ekmek. Bura tükenince oraya salça oluruz. Şimdi bana toprak lazım abi. Şuradan bir 64'lük toprak parçası alalım. Bu arada ben şu chestleri bir genişleteyim ya. Aynen. Chestlerin genişlemesi lazım. Şöyle. Şöyle. Yani tamam. Yani tamam. Bu niye üste çıkmadı? Altta kaldı bunlar. Neyse onunla uğraşamam şimdi. 64'lük toprağı aldık mı? Aldık babam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hangi kenara kullansam ya? Ya şu kenara aslında pumping, yani ne deniyor ona? Balkabağı tarlası yapacağım ya. Şu kenara yapayım o benim aklımda olan şeyi. Hani şeker kamışı tarlası mı deniyor? Ne deniyor? Tam bilmiyorum da. Şuradan abi odunu koyayım, yardırayım. Ondan sonra kenarlara birer tane pıt 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 dikeyim. Olmaz ama öyle. Nasıl yapacağız acı? Olur lan, olur. Üstüne geçince zaten hani üstüne basınca ezilmeyen bir şey bu. Şeker kamışları. Şuraya bir çıkalım da. Aa, uğraştıracak yine ya. Şöyle yapalım. Oba Geronimo. Geronimo olmadı. Geronimo olmadı. Geronimo olmadı. Şura abi. 1, 2, 3, 4. Burası 15'ti değil mi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Tam şurası ortası oluyor. Zop. Kanki seni de bir kaybedelim oradan. İyi halt edin. Ama daha şura vardı. Her neyse. Kaç oldu? Saymadım ben. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Beyin eridi. Beyin eridi. Beyin eridi. Lan millet işte ne güzel yayında müzikle beraber yapıyor. Biz buradan saf oyun sesiyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu adacık parçasını bir yok edelim. Oo, bu arada veli nimet var orada. O ne biliyor musunuz? Benim eve gidiş biletim abi. Şimdi şuradan başlayalım eritmeye. Güzel. Bir iki sıra daha eriteceğim buradan. Sorun yok. Orayı açtığımda düzelir. Yepa. Abi tamamdır. Şimdi asıl yapacağımız iş ne? Kenarlarına işte toprağa koymak. Toprağa koyduktan sonra da o şeker kamışlarını ekmek. Yapacağımız başka bir şey yok. Önce bir yanlarına toprak yerleştirelim. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. Tamamdır abi, tam 27 tane. Şuradan da ayrı bir giriş açalım. 27 tane şeker kamışı alalım. Elim ayağım titredi. Arkadaşlar ben bölümü burada sonlandırıyorum. Gelecek bölümde şu şeker kamışlarını ekeriz. Zaten bildiğiniz üzere ard arda oynuyorum. Yani görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen.